Büyük Zafer'in yıl dönümü Bakü'de düzenlenen törenle kutlandı. Türk şeklindeki törene Büyükelçi Bağcı'yla Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. O noktaya Bakü'ye gidelim, ayrıntıları aktaracak bize Fatih Avanos Bakü'den. Mutluyuz, gururluyuz. Büyük Taarruz'un 102. yılını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Nerede? Ata topraklarında, Azerbaycan'da. Bakü Türk şehitliğinin olduğu noktadayız. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Cahit Bağcı, beraberindeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı ve Türk vatandaşlar ve yine pazar günü gerçekleşecek seçimler dolayısıyla Azerbaycan'da bulunan milletvekillerinin, YSK üyelerinin, Yargıtay üyelerinin katılımıyla dolu dolu bir zafer programı şu anda Bakü Türk Şehitliği'nde Kafkas İslam Ordusu'nun yine manevi huzurunda askerlerimizin burada gerçekleşiyor. Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, milletvekilleri de burada. Her yıl bir coşku olsa da bu yıl biraz daha farklı, biraz daha kalabalık. Gerçekten büyük bir sevinç var. Zafer'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törene, dediğim gibi, Büyükelçimizin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turgener, yine askeri ateşelerimiz, müşavirlerimiz, çok sayıda vatandaş ve Azerbaycanlılar da, kardeşlerimiz de katılıyor. Bahtiyar Paşa'yı yine burada görüyorum, Azerbaycan Savunma Bakanı'nın yardımcısı. Büyük Zafer'in, Karabağ Zafer'in mimarlarından çok önemli isimler var burada. Sivil toplum kuruluşlarında temsilcileri var. Saygı duruşuyla başladı törenler. Ardından Büyükelçi Doçent Doktor Cahit Bağcı şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Kameraman arkadaşım Ahmet Halilov da işte o noktada. Ve ardından da Azerbaycan Savunma Bakanlığı askeri bandosunun seslendirdiği Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşımız okundu. Büyükelçi Cahit Bağcı şehitlik anı defterine şu ifadelerle kaleme aldı. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir kez daha manevi huzurunuzda bulunmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bundan tam 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüce milletimizin vatan uğruna verdiği destansı mücadele sonucu kazandığı zafer tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. 26 1071'de istikametimizi belirleyen Malazgirt zaferi ile kapılarını açtığımız Anadolu'nun 102 yıl önce yine bir 26 Ağustos gecesi başlayan büyük taarruz ve 30 Ağustos 1922'de kazanılan kutlu zafer neticesinde sonsuza dek Türk toprağı olarak kalacağını bütün dünyaya duyurduk, dedi Büyükelçi Cahit Bağcı. Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Orta Asya'nın bozkırlarından Anadolu'da, Balkanlar'da, Çanakkale'de ve Sakarya'da kanla yazılan zafer destanlarına, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun cesur neferleri olarak sizler de Bakü'de yeni bir zafer eklediniz. Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve topraklarının muhafazası için şehadet mertebesine erişen sizler, iki devlet tek millet şiarının mayasında ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin pekişmesinde şüphesiz en büyük pay sahibisiniz, dedi. Sizlerden miras kalan azim ve inançla müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız ilişkilerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştirmek için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi Büyükelçi Cahit Bağcı ve ilelebet 30 Ağustos ve 8 Kasım yıl dönümlerinde zaferlerimizi Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza kutlayacağız, dedi. Malazgirt Zaferi'nin ruhuyla 30 Ağustos Zaferi'nin aydınlığında Cumhuriyetimizin 100. yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazluma umut, zalime korku olan ülkemizi Türkiye 100 yılı hedeflerine ulaşmak için de hep birlikte büyük bir özveriyle çalışacağız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımız, milli egemenliğimiz, vatan, millet, devlet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi
Azerbaycan'ın her bir köşesinde şehadet mertebesine erişmiş kahramanlarımızı, ülkemizle kardeş Azerbaycan'ın tüm şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurlarınızda saygıyla eğiliyoruz, ruhlarınız şad olsun dedi. Doçent Doktor Cahit Bağcı şehitlik anı defterini imzaladı ve bu ifadelerle imzaladı. Dediğimiz gibi tören devam ediyor. Birazdan Büyükelçi Cahit Bağcı Azerbaycan şehitlerinde Hocalı ve 20 Ocak şehitlerini de almak üzere o noktaya geçecek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri bandoda gördüğünüz gibi yine bu noktada zafer günü dolayısıyla marşlar seslendiriyor. Zafer marşları. Mehteran'dan yine seçme örnekler. Çok güzel görüntüler, çok güzel bir coşku. Arkada Türk Şehitlik Camii. Sırtımızı Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt kabirlerine dayamış durumdayız. Büyük bir gurur yaşıyoruz. Zaferlerle dolu tarihimize altın harflerle büyük zaferi de eklemiş. 102 yıl önce Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla büyük taarruza geçmiş ve düşmanı denize dökmüştük. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz demiş ve büyük bir süpürme harekatıyla Türk milletinin azim ve kararlılığı bir kez daha dünyaya gösterilmişti. Bugün de yine Türk topraklarında, ata topraklarında, kardeş Azerbaycan'da büyük zaferin, büyük taarruzun 102. yıl dönümü dolayısıyla gururluyuz. Bahtiyar Paşa burada, Karabağ Savaşı'nın önemli isimleri burada. Türk askeri, Azerbaycanlı askeri makamlar, yetkililer, sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve yine Yargıtay'dan da müşahedeci olarak 600'ün üzerinde müşahedeci seçimler için Azerbaycan'daydı. Şu sıralarda da Büyükelçi Cahit Bağcı askeri bandoyu tebrik ediyor, teşekkür ediyor. Ve törenin ikinci kısmı şimdi devam edecek. Azerbaycan Şehitler Hıyabanı'na gidilecek. Orada da yine 20 Yanvar şehitlerimiz, Karabağ'da, Hocalı'daki şehitlerimizi anacak heyet. Ve tören bugün 30 Ağustos'un ilk kısmı kutlamaları tamamlanacak. Akşam 19'da da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlenerek de 30 Ağustos zaferinin kutlamaları devam edecek. Diyelim Bakü'de son notlar bu şekilde. Söz yeniden size bırakalım. Teşekkürler Fatih Avanos. Bakü'den işte o coşkulu görüntüleri aktardı bize canlı yayında sevgili seyirciler. Büyük zafer Türk dünyasının tamamında büyük coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'den, Türk dünyasından o izlenimleri aktardık.